Dostlar selamlar. Formasyon videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda da sizlerle birlikte bayrak formasyonu inceleyeceğiz. Dostlar bayrak formasyonu gördüğünüz gibi bir bayrağı anımsatmakta. Bayrak formasyonumuz normal bayrak gibi iki kademeden oluşur. Gördüğünüz bu direk ve gördüğünüz şu bayrak kısmı. Fiyatın bu direk boyunca hareket etmesini ve ardından bir bayrak şekli oluşturarak yönün belirlemesini bekleriz. Burada da yön yukarı veya aşağıya olarak ikiye ayrılıyor. Bayrak formasyonumuzda yönü belirlemek içinse direğin boyusunu ölçeriz dostlar. Şu şekilde direğin boyutunu ölçerek yukarı veya da aşağıya koyarak formasyonun bizi hedefe götürmesini bekleriz. Gelin sizlerle birlikte bir örnek verelim. Evet dostlar sizlerle bir bayrak formasyonu örneği yapacağız. Dediğim gibi başlarda görmekte çok zorlanabilirsiniz. Yani teknikte çizilen çizgiler kadar kolay gözükmeyebiliyor. Ayrıca atılan fitillerle birlikte acaba formasyon bozuldu mu bozulmadı mı kafa karışıklığına sebep oluyor. Dostlar formasyonun bozulması için trend kuralı geçerlidir. Kısaca bizim bir yükseliş trendimiz varsa ve fiyat bu trendin üzerinde hareket edip altında takip ettiğimiz zaman dilimi de kapanış yaparsa trend iptal oluyordu. Formasyonlarda da aynı şey geçerlidir. Örneğin şöyle bir bayrak formasyonumuz var. Gördüğünüz gibi düşeni de yapmış. 1, 2, 3, 4. temasıyla birlikte. Hemen altındaki çizgilerle de gördüğünüz gibi düşeni desteklemiş. Bunları aslında genel gözle görmek lazım. Bir bayrak formasyonu yakaladık. Oynatalım bakalım ne yöne gidecek. Gördüğünüz gibi yukarı kırılımını yaptı. Yukarı kırılımını yaptıktan sonra hemen bayrağın boyunu ölçeriz. Gördüğünüz gibi bayrağın kırılan noktasına hedefimizi belirleriz ve hedefe gitmesini bekleriz. Devam edelim. Gördüğünüz gibi şurada da bir bayrak formasyonu oluşturdu. Biraz geri alalım. Başta da dediğim gibi görmekte de çok zorlanacaksınız. Bunlar aslında hep fake mumları. Burada da bir bayrak formasyonu oluştu. Şu şekilde çizecek olursak şöyle bir bayrak formasyonu mevcut. Gördüğünüz gibi direğini siyah yapalım hatta. Şöyle bir bayrak formasyonu mevcut. İlk formasyonumuzun hedefi geçerli. Ayrıca bu formasyonun hedefini de şu şekilde kırılım yerine koyarak belirleyebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı yere denk gelmiş. Devam edelim bakalım hedefe ulaşmış mı? Gördüğünüz gibi hedefe de çok başarılı bir şekilde ulaşmış. Şimdi ilk formasyonumuza geri dönelim ve bunun başarısız olması için ne olması gerektiğini anlatalım. Dostlar çizdiğimiz alt veya üst fark etmez. Çizdiğimiz bayrak çizgisinin altında. Herhangi bir fitil değil kapanış görürsek bu formasyon iptal olur. Fakat gördüğünüz gibi sadece fitillerle buraya egale etmeye çalışmış, ardından oynattığımızda gördüğünüz gibi yukarı kırılım geldi ve ardından bizim hedefimize rahat bir şekilde ulaştı. Bayrak formasyonumuzun bir diğer kardeşi ise flama formasyonudur. Aslında flama formasyonu simetrik üçgenle bayrak formasyonunun birleşmesiyle oluşur. Yani şöyle bir direğimiz olur ve aynı şekilde simetrik üçgen şeklinde bir yön belirleriz. Bunda da istediğimiz hareket şu olur. Fiyat bu şekilde hareket eder, ardından bir simetrik üçgeni andıracak hareketin tamamlar. Bu formasyonda da boyu aynı şekilde direğin boyutuyla ölçüyoruz. Direğin boyutuna çizilen çizgiyi yukarı veyahut da aşağıya koyarak hedefimizi belirliyoruz. Gelin bir örnekte buna verelim. Dostlar geldik flama formasyonumuzun grafik üzerinde gösterimine. Gördüğünüz gibi şöyle bir direğimiz var. Şu şekilde bir direğimiz var. Ve direkten sonra fiyat şu şekilde yatay bir hale bürünmüş. Üzerinde tam kapanış gelmediği için bu mumları ihlal olarak sayabiliriz. Aynı şekilde fiyatın alt tarafında da çok güzel bir şekilde oluşum gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi 1, 2, bir ihlal ve üçüncü teması görebiliyoruz. Şimdilik formasyonumuz devam ediyor. Ve hemen formasyonumuzun boyutunu belirleyelim. Gördüğünüz gibi direkt boyutunu ölçtük. Ve şöyle bir kenara koyalım. İzleyelim ne tarafa kırılacaksa o yöne devam ettireceğiz. Oynatalım. Gördüğünüz gibi hala simetrik üçgen içinde hareket ediyor. Devam edelim. Aşağı yönlü kırılım geldi. Hemen formasyon hedefimizi buraya koyuyoruz. Ve fiyatın şu seviyeye gelmesini bekliyoruz. Bakalım gelmiş mi? Gördüğünüz gibi sert bir mumla hedefimize ulaştı. Ve bu formasyonu da başarılı bir şekilde tamamladık. Hemen hızlı bir özet geçelim. Bayrak formasyonumuzda gördüğünüz gibi bir direğimiz. Şu şekilde de bir bayrağımız vardı. Tıpkı bayrağı andıran bir formasyonumuz vardı. Bayrak formasyonunda fiyatı belirlemek için gördüğünüz gibi direğin boyutunu ölçüyoruz. Aynı şekilde yukarıya veya aşağıya koyarak formasyonun gerçekleşmesini bekliyoruz. Flama formasyonunda da yine aynı şekilde bir direğimiz var. Fakat burada biz bir simetrik üçgen arayacağız. Yani şu şekilde bir simetrik üçgen arayacağız. Aynı şekilde buradaki formasyonumuzun hedefi de direğin boyutu kadar olacak. Bunu da aşağıya veya yukarı koyarak fiyatın hareketini izleyeceğiz. Yani diyelim şu şekilde bir bayrak formasyonumuz var. Biz bu işleme nerede gireceğiz? Dostlar çok basit. Geldi bayrak formasyonu, diyelim şu şekilde hareket etti ve yukarı kırıldı. Yukarı kırıldıktan sonra hemen burada işleme girip alt seviyeye stopumuzu yazarız ve ardından formasyonumuzun gerçekleşmesini bekleriz. Yine diyelim ki elimizde ürün var, bayrak formasyonu içinde hareket ediyor. Alt kırılım geldi. Hemen kapanıştan sonra eldeki spot işlemleri kapatır ve short pozisyonu açarız. Short pozisyonu da şu seviyede açtıktan sonra bayrak formasyonu içine stopumuzu yazarız ve hedefimizi bekleriz. Aynı şey flama, üçgen her şey için geçerli dostlar. Formasyon kırıldıktan sonra yukarı veya aşağıya fark etmez. Yukarı kırılırsa alım yapabilirsiniz ve long pozisyon açabilirsiniz. Aşağıya kırılırsa pozisyon kapatabilir veya da short pozisyon açabilirsiniz. Bayrak ve flama formasyonunu da böylelikle anlattık. Bir sonraki formasyonumuzda görüşmek üzere.